Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili harekete geçildi. İkramiyelerin artırılması için iki alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları yaklaşık 13.6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili düğmeye bastı. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilen ikramiyelerin artırılması için iki alternatifli bir çalışma yapılıyor. Buna göre emeklilere verilen 1100 TL'lik ikramiyenin yükseltilmesi gündemde. Yasada yapılacak değişiklik ile ikramiyelerin 2000 liraya çıkartılması tartışılıyor. İkinci alternatif ise bunun bir kurala bağlanması. İkramiyenin ne kadar olacağı yasada açıkça yazılı olduğu için her artış için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor. Çalışmalar tamamlanınca son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Emekli bayram ikramiyesi yılda iki defa Ramazan bayramı ve Kurban bayramı öncesinde ödeniyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi de, 2022 Ramazan bayramının ilk günü 2 Mayıs olayı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak. Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri 1100 Türk lirası olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor. Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanması ile ilgili bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız. Memurlar gibi Ocak ayında ek zamdan yararlanmadı. Dolayısıyla memur emeklileri %30.5 olarak zam alırken SGK ve Bağkur emeklileri 25.47 zam aldılar. Ocak ayında zam farkından yararlanamayan SGK ve Bağkur emeklileri ise bayram ikramiyesinde artış bekliyor. Kulislerde ise ise bayram ikramiyesine %30 dolaylarında zam yapılması ve ikramiyenin 1300-1400 lira arasında olması bekleniyor. Profesör Dr. Cem Kılıç, emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda iki kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1100 liraya bu sene ise, enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir, dedi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer'in yazısındaki ilgili kısım. 2 Mayıs pazartesi günü başlayacak Ramazan bayramına 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyelere ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli, dul ve yetime dini bayramlarda ilk olarak 1.000 er lira ikramiye ödenmeye başlanmış, geçen yıl bu rakam bir, yüze çıkarılmıştı. CHP, bayram ikramiyelerinin 4253 lira olan net asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1100 liralık mevcut ikramiyeye yüzde 80, 85 aralığında zam yapılarak 2000 liraya çıkarılacağına ilişkin görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda, siyasi irade aileleri ile birlikte nüfusun üçte ikisini oluşturan emeklilerin ikramiyesi ile yüzleri tebessüm ettirmeli, diyor. Yılbaşında memur emeklisinin maaşında ek ile birlikte %30.5 oranında artış olurken, ek yoksun bırakılan işçi ve bakur emekli aylığında %25.47 oranında artış gerçekleşti. Ekzamdan zamdan yararlandırılamayarak şoke olan 11 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin, bayram ikramiyelerinin en az 2500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini isteğini de iletelim. Hükümet bayramdan önce yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri Ramazan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklif ile meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor. Bunun için yasal düzenleme yapılarak her yıl enflasyon oranında arttırılır hükmünün konulması planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talipleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin, Ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi. Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, bayram ikramiyesinin 2000 lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan Bayramı'nda 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 civarına yükselecek tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak. O arada kamu müteahhitlerinden işe başlamamış olanlara fesih hakkı verilmesi ve fiyat artışı sağlanması ile ilgili düzenleme bu torbanın içine konulacakken zaman kazanmak için önceki gece görüşülen yasaya önergeyle eklendi. Ramazan torbasında ayrıca, tapu işlemlerinin noterlerde yapılması gibi çok sayıda düzenlemenin yer alması bekleniyor. İflas eden ve TMSF'ye devredilen şirketlerin borç ve alacaklarının tahsilinin hızlandırılması ve kayyumlara koruma zırhı getiren düzenlemenin de bu torbaya girebileceği dile getiriliyor. Ramazan bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yılda bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı. Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yılda artışa gidilmesi öngörülüyor. Emekli ikramiyesini, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklileri, Şehit Yakını, Gaziler, Vazife ve Harp Manullü Aylığı alan Er ve Erbaşlar, Geçici Köy Korucuları, Şeref Aylığı Sahipleri, Şampiyon Sporcular, Terörden Zarar Görüp Aylık Bağlanan Siviller ile Bunlardan Yaşamını Kaybedenlerin Hak Sahipleri Alabiliyor iş kazası, meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi veriliyor. İş göremezlik oranı %50 ise bayram ikramiyesinin yarısı ödeniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor. Birden fazla dosyadan geliri olanlara en fazla aylık imkanı veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur kapsamında çalışanlar ve memurlar da ikramiye alabilecek. Asgari ücrete yapılan %50.51 liksam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor. Formül 1, ikramiye formüllerinden biri enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu %36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa ödemeler 1100 liradan 1496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek. Formül 2, ikramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde %36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa 1100 liralık tutar 1498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl iki bayramda elde edilecek gelir 2996 lira 40 kuruşu bulacak. Formül 3, bu yılki net asgari ücrette ise %50.51 artış gerçekleşti. Bu oranda ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi 1655 lira 61, 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödemede 3311 liraya ulaşacak. Formül 4, bir diğer formül ise, iki bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır'ın Ankara kulislerinde konuşulan ikramiye müjdesini yazmıştı. Ramazan Bayramı'nda 2000 Türk Lirası, Kurban Bayramı'nda ise 2000 Türk Lirası emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeneceğini dile getirmişti. CNN Türk'te yer alan habere göre yapılacak zammın önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor. Torba kanunla birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi de belli olacak.